Medium TV'den iyi akşamlar. Belkıs'la Gelecek Ne Getirecek programıyla tekrar birlikteyiz. SMS'lerimiz ve hattımız şu an uygun. Bana SMS ile ulaşmak isterseniz Belkıs yazıp bir boşluk bırakıp 5757'ye gönderiyorsunuz. Özel numaramdan da bana ulaşmak isterseniz 546-580-3545'ten bana ulaşabilirsiniz. Evet, şu an telefon bağlantılarımız gelene kadar SMS'lere bakalım. Evet, bizi Mersin'den Melis Hanım SMS'li soru sormuş, aramış. Melis Hanım'ın anne adı Canan, doğum tarihi 15.08.1975. Ben kuaförüm ve 2 aydır işlerim çok kötü gidiyor. Ne yapabiliriz, ne olur bana yardımcı olun demiş Melis Hanım. Bakalım. Melis Hanım'ın annesi Canan, doğum tarihi 15.08.1975. Başak Burcu Melis Hanım 8. ayda doğmuş. Başak Burçları 7 yıldır kötü bir dönem geçiriyorlar. Fakat 2015 ile birlikte maddi sıkıntılarının biteceği zaten burç yorumlarında da belirttiğim gibi. Bu yıl Başaklar maddi anlamda hiç sıkıntı çekmeyecekler. Aşkla ilgili ufak tefek sıkıntıları olacak. Başaklar her zaman iniş ve çıkış yaşayan burçlardır. Bir iyi olurlar, bir kötü olurlar. Her şeyi tırnaklarıyla söke söke elde ederler. Ama 2015'ten sonra rahat edecekler. Hatta 2015'in Şubat ayından sonra Başakların maddi sıkıntıları bitecek. İşiyle ilgili de sıkıntıları, kuaför kötü gidiyor, ne yapabiliriz, ne olur bana yardımcı olun. Başaklar inançlı insanlardır. Bence bol bol dua edin. Ya Fettah, ya Rezak zikirlerini çekebilirsiniz. Sizin iş yerinize eğer iş için isterseniz bir müşteri celbi yaptırabilirsiniz. Evet. Diğer SMS'imize bakalım. Evet, bize ulaşmak isteyenler 546-580-3545'den bana ulaşabilirler. Bağlanabilirler. Hatlarımız şu an uygun. Evet, Hatice Hanım bize Adana'dan SMS atmış. İsmim Hatice, anne adım Kadriye, doğum tarihim 12.05.1971. Ben 4 aylık evliyim ve düğün takılarım çalındı ama bulamadık. Çok mutsuzum. Kim aldı söyleyebilir misiniz demiş. Evet. Bakalım. Kadriye. Anne adı Hatice, anne adı Kadriye. Kadriye Hanım'ın doğum tarihi 12.05.1971. Kayıp. Şu an kayıp için bakıyorum. Evet, alan yabancı değil canım. Hatice Hanım, sizin takılarınızı alan yabancı değil. Fakat isim vermeyeceğim. Çünkü bizim buna yetkimiz yok. İsim veremeyeceğim. Fakat anne tarafından alındığını söyleyebilirim. Zaten siz de bunun kim olduğunu tahmin ediyorsunuz, anlayacaksınız büyük bir ihtimalle. Anne tarafından bir bayan almış takılarınızı. İyi akşamlar. Evet, bir telefon bağlantımız varmış, onu alalım. Evet. Evet, telefon bağlantımızı alalım. Alo. Alo. Alo, buyurun. Sesiniz yankı yapıyor hanımefendi. Televizyonunuz lütfen biraz kısar mısınız? Ya tamamen kısın televizyonunuzu lütfen. Evet, geliyor sesiniz. Buyurun. Televizyon açık olduğu zaman yankı yapıyor. O yüzden söyledim. Buyurun. Eşinizle sıkıntılarınız başladı eve girdikten sonra. Öyle mi? Yani ondan önce çok mutluyum. Her şey çok güzeldi. Anlıyorum. Ama eve girdikten sonra
Evet. Yani Anlıyorum. İsminizi alabilir miyim lütfen? Hatice. Hatice, soyadın lazım değil canım. Hatice Hanım, doğum tarihinizi alayım. 12 05. Evet, yıl. Yıl. Sesim geliyor mu size? Tamam Hatice Hanım, anne isminizi alabilir miyim? Medine. Evet, eşinizin de ismini alayım lütfen. Eğer biraz hızlı söylerseniz iyi olur çünkü. Bahadır. Bahadır Bey'in anne ismi. Nevin. Bahadır'ın doğum tarihini söyleyin. Evet. Evet. 82. Tamam, bakayım Haticeciğim. Bir saniye lütfen. Nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan mı? Anladım. İzliyor musunuz programı? Beğeniyor musunuz? Evet, Hatice şu an evde misin sen? Evdesin. Canım ben sana bir şey tarif edeceğim. Oraya gitmeni istiyorum lütfen. Siz evlendikten sonra yatak odanızda bordo kalın bir perdeniz var mı? Bordo kalın perdeleriniz var mı? Bordo. Evet, yatak odanıza gidin lütfen. Yatak odanızın o kalın perdelerinin sağ kanadına, önüne doğru gidin. Perdeyi kaldırıp hiç yıkadınız mı bu perdeyi? Hiç kaldırdınız mı? Siz lütfen perdeyi kaldırıp alt tarafındaki duvara dikkatlice bir bakar mısınız? Ne göreceksiniz? Bana onu söyleyin lütfen. Aşağı doğru lütfen. Aşağı doğru sağ tarafa yine bakın. Ne gördünüz? Arapça yazı. Peki parlayan bir şey var mı böyle yağ gibi? Canım bu evde domuz yağı var. Domuz yağı sürülmüş. Ama bu size yapılmamış. Hatice Hanım, bir saniye beni dinlerseniz. Size yapılmamış. Yani sizin ailenizden ya da eşinizin ailesinden size yapılan bir şey yok. Sizden önce bu evde oturanlara yapılmış. Fakat bu evdeki bu enerji sizi de kötü olarak etkiliyor. Yani benim sizi bu evi inşallah satın almadınız Hatice Hanım. Kiracısınız inşallah. En kısa zamanda bu evden taşınmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu evde olduğunuz sürece bu etkiden kurtulamazsınız. Kiraladım dediniz. Kiracısınız yani. Kiracıysanız lütfen taşınmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar sizden öncekilere yapılsa da tabii, taşındıktan sonra bu enerjiden çıkmış olacaksınız. Yani sizden öncekilere de yapılmış olsa bile şu an o evin içinde siz yaşadığınız için bu enerji sizi etkiliyor. Kötü enerji. Yani eşinizle bu kadar severek bir aşk evliliği yapıp bu eve girdikten sonra mutsuz olmanızın elbette ki bir sebebi vardı. Ve bunu da ben size gösterdim. Lütfen bu evden taşının. Sizin için hayırlısı olacak canım diyorum. Tamam. Rica ederim, rica ederim canım. İyi akşamlar. Evet, SMS'lerinizi bekliyorum canlı yayında. Berkıs yazıp bir boşluk bırakıp 57 57'ye gönderiyorsunuz. Bu arada 546 580 35 45'ten
bana ulaşabilirsiniz. info@mediumberkisbeşbudak.com'dan da bana ulaşabilirsiniz. info@mediumberkisbeşbudak.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet, bir telefonumuz daha varmış. Alalım. Alo. Evet, bağlanmaya çalışıyor. Alo. Alo. İyi günler. Buyurun Murat Bey. Ofise geldiniz. Nereden gelmiştiniz? Nereden arıyorsunuz? Ben Trabzon'dan arıyorum hocam. Trabzon'dan, evet. Hocam, orada köydeki ofisinize geldiğinde bana sıfırı bırakmıştınız. Bana iş değişikliğine gideceğini söylediniz. Aynen ben de iş değiştirdim. Şu an başka bir işle ilgileniyorum. İş değiştireceğinizi mi söylemiştim ben size? Evet, değiştirdiniz mi? Değiştirdim, evet. Evet, buyurun. Hocam, işleriniz nasıl olacak, nasıl gidecek? Ben sizden bunu öğrenmek istiyorum. İşleriniz nasıl gidecek? Bakalım Murat Bey. Doğum tarihinizi alayım Murat Bey. 7-6-89. 7-6-89. Anne isminiz? Leyla. Leyla. Bakıyorum hemen. Evet, ortaklı bir işe girdiğinizi görüyorum. Doğru mudur? Doğru hocam, bir ortağım var, evet. Evet. Kalabalık bir yer görüyorum. Böyle fazla kalabalık, restoran, kafe tarzı. Doğru mudur? Restoran devraldınız. Tamam. Ortağınızın isminde Tin, İn, Selahattin, Muhittin, Alaaddin, Sabahattin tarzı bir ek görüyorum. İsmi nedir ortağınızın? Hocam Sabahattin. Sabahattin. Evet, ortağınız çok düzgün bir insan, güvenilir bir insan. Ayrıca uzaktan bir yer... Evet, sormak istediğim oydu. Nasıl biri, ben kendisini tanıyorum ama açıkçası sizden öğrenmek istedim. Bir kendisi hakkında şüphelerim var. Evet. Bence çok düzgün bir insan, çok da güvenebileceğiniz bir insan. Ayrıca bu insanla sizin uzaktan bir kan bağınız olduğunu görüyorum. Yani çok yakın olmasa da uzaktan bir kan bağı veriyor. Uzak bir akrabanız mıdır kendisi? Baba tarafından. Cidden çok uzak. Baba tarafından değil mi? Evet, uzak yani. Uzaktan bir kan bağı. Uzak, yakın değil. Evet, güvenebilirsiniz. Sıkıntı yok. İşleriniz hayırlısıyla güzel gidecek inşallah. Allah'ın izniyle. Ben yeni yılda Mart ayının 14'ünden sonra çok fazla yoğunluk olacağını, özellikle Temmuz ayında hiç oturamayacağınızı, yoğun bir iş temposu içerisinde olacağınızı, güzel inşallah kazançlar elde edeceğinizi görüyorum. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı Murat Bey? Başka bir şey yok hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Severek diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.